Terörle mücadelede şehitlik mertebesine erişen güvenlik güçlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından tevcih edilmek üzere gönderilen devlet övünç madalyası ve beratları yapılan bir törenle Vali Ömer Seymenoğlu tarafından takdim edildi. Sosyal mesafe kurallarının en üst seviyede uygulandığı törene başta aziz şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutan Vekili Albay Ahmet Aşık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Program İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua okunmasıyla devam etti. Bu kardeşlerimize devlet ödünç madalyası payesi verilirken katında da kardeşlerimize şühedaya, gazilerimize, ailelerine ahiret payelerini, ahiret derecelerini nasip eyle ya Rabbim. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu törende yaptığı konuşmada ülkemizin şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ayakta durduğunu kaydederek Malazgirt'te başlayan ve 15 Temmuz'a uzayan sürecin milletimizin bir var olma süreci olduğunu belirterek şehit yakınlarını asla unutmayacakları mesajını verdi. Bu ülke şehitlerimizin ve gazilerimizin yüzü suyu hürmetine ayaktadır. Sınırlarımızda vatanı koruyan, şehirlerde terörle mücadele eden her kahraman askerimiz, her kahraman polisimiz bizim bu vatan topraklarındaki ebedi varlığımızın birer sembolüdür, birer garantisidir. Malazgirt'ten İstanbul'un fethine, Çanakkale'den 15 Temmuz'a uzanan inanç var olma, toprağına, bayrağına ve imanına sahip çıkma inancıydı. Bu inanç ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıydı. Bu süreçte binlerce şehit verildi ama vatanın bir karış toprağı hainlere verilmedi. Herkes boyundurağa razı olabilir. Çok değerli şehit yakınlarımız, gazilerimiz, gazi yakınlarımız. Herkes ölümden canını feda etmekten imtina edebilir ama biz edemeyiz. Onun içindir ki bizim şehidimiz, bizim gazimiz çoktur. Bizim şehitliğimiz de çoktur. Bu ülkenin 82 milyon vatandaşının her biri erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla gerektiğinde şehit olmayı şeref olarak gördüğü içindir ki bu topraklar hala vatanımızdır ve vatanımız olmaya da devam edecektir. Bizim inancımızda imanı, vatanı ve bayrağı için mücadele ederken hayatlarını kaybedenlerin makamı şehitliktir. Şehitlik mertebesine ermiş bu güzel insanların aileleri olarak sizler başımızın tacısınız. Bu millet, bu devlet size minnettardır, sizin hizmetkarınızdır. Şehitlik ve gazilik makamlarına bu dünyada bir değer biçmek elbette mümkün değildir. Onu biliyoruz ve ona da inanıyoruz. Onlar en büyük mükafatı Rabbimizden alacaklar, onu da biliyoruz. Aziz şehitlerimizin çok değerli aileleri ve gazilerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda devlet övünç madalyası ve beratını ülkesi için bu büyük fedakarlığı yapan şehitlerimizin aileleri olan sizlere ve gazilerimize Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen takdim etmekten büyük bahtiyarlık duyacağımı ifade etmek istiyorum. Ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Şehit Burhan Açıkkol adına babası Durmuş Açıkkol'a, Şehit Şükrü Çakar adına kızı Emine Nehir Çakar'a, Şehit Ali Hekim adına babası Hasan Hekim'e, Gazi Abdurrahman Aydoğdu'ya, Gazi Eyüp Çetin'e, Gazi Süleyman Altuna'ya, Gazi Hakkı Tuncel'e,
Gazi Seyfettin Kayacan'a, Gazi Hakan Aksoy'a ve Gazi Umut Şimşek'e devlet övünç madalyaları ve beratlarını takdim etti. Program protokol üyeleri ve şehit ve gazilerimizin yakınları ile birlikte çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.